Herkese merhaba. 14 Mart Matematik Günü. Yani eski adıyla Pi Günü olarak bilinen bugün de sizlere bir sürprizimiz var. Çocuk çekimleri. Şimdi bu çocuklarla alakalı, çocukların matematiğe başlangıcıyla alakalı şöyle bir şey çok uzun zamandan beri kafamı meşgul ediyor. Aslında hepimizin matematiğe başlangıcı. Eğitim hayatımızın ilk başından itibaren okuma yazma öğreniyoruz. Yani konuştuğumuz dili okumayı ve yazmayı ifade etmeyi. Ve ondan hemen sonra da bize gösteriliyor. O da matematik. Matematiğe başlangıcımız, yani bu yeni dile başlangıcımız sayılarla oluyor. Şimdi sayılarla alakalı beceriler, dört işlemi kolayca yapabilme becerisi, çarpım tablosu, onu ezberleyebilme becerisi vesaire. Şimdi bunlar aslında matematiğe dair tabii beceri setleri ama en önemlileri mi, ona çok emin değilim. Yani matematiğe dair birçok beceri var. Matematiğin şekillerle alakalı, örüntülerle alakalı, uzamsal algıyla alakalı ve daha birçok beceriyle alakalı yönleri var. Fakat bizim matematiğe başlangıcımız sayılarla ve bu herkese hitap etmeyebiliyor. Yani her çocuğun iyi olduğu bir beceri alanı olmayabiliyor sayılarla alakalı beceriler. Ve diğer konulara, yani diğer matematikle alakalı becerilerle ilgili alanlara geçildiğinde, işte geometriye ve başka konulara, artık çok geç olmuş olabiliyor. Yani hem kişinin kendisiyle ilgili algısı, yani yapamıyorum ben, matematikte kötüyüm algısı, hem de başkalarının onunla alakalı algısı, yani işte matematikte pek iyi değil algısı şekillenmiş oluyor. Bu en tehlikeli şey. Yani özellikle okuduğum bir araştırma beni bu konudaki fikrimi tamamen aslında oluşturmuştu. 2018'de Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, binlerce çocukla yaptığı bir araştırmada, matematik ve genel olarak sayısal konulara karşı kişinin ilgisi, yani ona karşı olumlu bakış açısı kazanması, ilerideki hem akademik hem de iş hayatında IQ kadar önemli bir yer tespit ettiği gözlenmiş. Ve bu çok önemli bir gözlem. Yani aslında kişinin ilgisi, o alana olumlu bakışı hayatını bayağı ileriki seviyelerde, ileriki dönemlerde olumlu etkileyebilecek bir şey. Dolayısıyla aslında matematik eğitimini nasıl yapmamız gerektiği, en ufak yaştan itibaren nasıl yapmamız gerektiği inanılmaz önemli bir konu. Ve özellikle ülkemizdeki eğitimde de bu alanı gösterirken biraz da sınav odaklı olduğumuz için, aslında biraz da değil, tamamen sınav odaklı olduğumuz için bir takım aktiviteleri, yani matematik gibi soyut bir alanı çocukların gözünde somutlaştırabilecek aktiviteleri biraz es geçiyoruz. Çünkü bunlar sınavda işe yaramıyor. Ama bu da demek oluyor ki aslında asıl amaç matematiğin kendisini çocuklara öğretmek ve onlarda olumlu bir algı oluşturmak değil, aslında bir sınavda başarılı sonuç almalarını sağlamak. Şimdi önemli bir sorun bu ve bu ikisi arasında çok ciddi farklar var. Yani matematikteki olumlu bakışı sağlamakla bir sınavda başarılı olmak arasında ciddi bir amaç farklılığı var. İşte bugünkü videomuz umarım içerdiği aktivitelerle, matematiğin hatta bayağı önemli konularındaki çocuklara onları tanıtan aktiviteleriyle herkese ufak bir fayda sağlayabilir. İlk konumuz geometri ile alakalı, 3 boyutlu şekiller, platonik katılar özelinde 3 boyutlu şekillerle alakalı ve ondan sonra da matematiğin güzel bir alanı olan topoloji ile alakalı kağıt şeritlerle ilgili çalışacağız. Bunların her biriyle de alakalı aslında kanalımızda birer tane de ne olduklarını anlatan bu alanların videolarımız var. Herkese keyifli seyirler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Dediler ki bugün kiminle beraberiz? Kiminle beraberiz bugün? İsminiz nedir? Selin. Selin. Merhaba Selin. Ben tanıyorum da herkesin sana diye. Evet. Bugün Baloncuk deneyi yapacağız. Ama hangi şekillerle yapacağız? İlk önce şu basitten mi başlayalım? Dört yüzlü. Bunlar daha önce yapılmışı var şeklinde yaptık biz. Ondan sonra bir tane de küp var. Bir de yarım bir futbol topu gibi olan bir şey var. Bunu tamamlayacağız. Umarım tamamlayacağız yani. Şununla başlayalım o zaman. Bunu sokuyoruz. Güzel bir tane. Çıkardığımızda şöyle bir şekil olması gerekiyor. Bravo. Biraz büyük oldu ama oldu. Oldu. Yani ortasından pipetle üflendiğinde aslında bu şeklin aynısının daha minik oldu versiyonu. Mesela şunun gibi. Aynen. Ortasında yapabilirsiniz. Şimdi acaba bu sağ mı senin ya?
Bunların bu araçların araçlar olmayan durumlarda şey var. Kulak çubuklarından yapmak daha basit. Mesela bunu sığdırabilir. Bunlar derde daha güzel olacak bence. Aa, oldu sayılır. Ha. Tam şu ortadan üflersek büyüyor karnı. Bravo, mükemmel. Olmadı. İki tane yaptım neredeyse. Şöyle. Tamam. Bozalım tekrar. Şöyle. Aa, bir dakika, kendiliğinden oldu. Hiçbir güçlemeye gerek kalmadan kendiliğinden bir küp içinde küp. Daha büyütelim mi? Büyütelim. Buyurun. Aa, patladı. Patlattık. 200 ile şansımız çok yaver gitmemişti. Ama gitti. Yaver gitti. Olmuyor yani. Yüzler... Heh, oldu. Tam şunu, bu yaklaşık olarak şu şeyin ortasında yapmak gerek. Yani oldu da. Başarılı. Başarılısın. Şartlar göz önüne bulundurulduğunda... Bu sefer patlamadı ya. Evet. Olmadı. Evet. Az önce onu görmüştüm ben. Ha, ha, oldu. Olmuştu, gitti. Gitti. Acaba şöyle ucundan, mesela bir sadece bir tanesini şöyle ucundan tutsak. Şöyle... Ha, şimdi bak, yaşıyor. Hani? Yaşıyor, biraz yaşıyor. Hala yaşıyor musun? Bence ya, hala yaşıyor, birazcık yaşıyor gibi. Bir sürü yerden asıldı. Nerede? Yani ortada bir yerleri üfleyince bir şeyler mutlaka... Ha, mesela. Yani böyle aslında şey var. Şu beşgenli futbol toplarını yaratıyorsun işte ortada bir yerlerde. Nereye yapsam buradan yapayım. Oldu. Bravo. Tamam, uzmanlaştık. Gerçekten uzmanlaştık yani. Evet, tebrik ediyorum. Elime bir şey oldu ama. Evet. Bugünlük Selin Sipahi ve Can Gürses'le balon deneyimiz burada sona erdi. Selin'in orada yeni deneylerde buluşmak üzere. Evet. Tabii. Tabii.